Gün içerisinde sakin olan Gezi Parkı akşam saatlerinde tekrar canlandı. Evlerinden, iş yerlerinden Gezi Parkı direnişine destek vermeye gelen binlerce kişi yine bugün burada. Burada bir şenlik havası hakim. Gördüğünüz gibi halaylar, sloganlar, insanlar adeta ayrı bir kent kurmuş durumda buraya. Güzel gidiyor, eğlenceli ama ben eğlenceye karşıyım. Sonuçta kaç tane insan öldü, bir sürü yaralı var. Ankara'da hala olaylar devam ediyor. Peki nedir Gezi Parkı? Şimdi Türkiye'de çok fazla olay yaşandı ama insanlar bu kadar bir araya gelmedi. Gezi Parkı'nın birleştirmesindeki temel neden nedir sence? Ağaçlar kesiliyor. O ağaçlar kesilirken onları korumaya çalışan insanlar öldü. Ya gereksiz yere bir sürü şey yaptılar. Bunun tek nedeni orantısız güç olması. Yani buradaki herkesin tek nedeni orantısız güçten buraya gelmeleridir yani. Öncelikle cuma günü gerçekten ciddi bir müdahale vardı. 3 gün en başından beri buradaydık. Sabah 5'te insanlar uyurken müdahale başladı aslında ve çok acıydı. Şuralardan düştük hepimiz. Medya tabii son derece duyarsızdı bu konuda ve bunların insanlar sosyal medya üzerinden örgütlendiler. Şu an gelinen nokta bu. Aslında temennimiz bayrakların da dışarıya çıkması. Çünkü bu gerçekten bir halk örgütlenmesi. Herhangi bir ideoloji barındırmıyor içerisinde. Gezi Parkı bağlamında tüm HES'ler, santraller, özgürlük haklarımız savunuluyor. Bir şekilde biz ücretli bir yerden bir şey almıyoruz ya da herhangi bir yardım sağlayan birisi yok. Buradaki direnici mi diyeyim, halk mı diyeyim, insanların getirdikleriyle bunlar veriliyor, dağıtılıyor. Tamamen ücretsiz olarak. Peki nasıl geçiyor Gezi Parkı direnişi diyelim? Yani ülkenin dört bir yanının tam aksine burada her şey gayet güzel. Vermemek için direneceğiz ama zaten polis de çok fazla buraya uğramıyor. Gördüğünüz gibi sizin de şenlikle, müziklerle devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de burada bayrak satmaya çalışıyorsunuz. Öyle ama biz Tayyip'ten kurtulmak istiyoruz. Tayyip istifa. Başbakanın açıklamalarını nasıl buluyorsunuz? Saçma. Yani yeri yok. Gitti kaçtı yani. Başka çaresi yok. Burada bir kaos ortamı var. Bunu yönetmek yerine yurt dışına kaçıyor. Yani yurt dışından ne yapacak anlamıyorum. Perşembe gelecekmiş. Hani internette şöyle bir komik bir haber yayınlandı yani. Neredeyse herkes de buna hak veriyor. Ülkeyi o gelene kadar başka bir yere taşıyalım. Başka bir yerde yaşayalım. Geldiğinde bizi bulamasın diye. Yani onun tek çaresi bu halkı susturmanın tek çaresi artık istifa. Eğer en başında şey yapmasaydı, hani biber gazı sıkmasaydı bize, yani sadece biz eylem için geldik, burada yürüyecektik, hiçbir çevreye zarar vermeyecektik. Evet, Gezi Parkı direniyor. Burada ortak bir yaşam kurulmuş durumda. Ücretsiz yemek standları, ücretsiz sağlık hizmeti standları açılmış durumda. Gördüğünüz gibi İstanbul Tabip Odası bu yardımı sağlıyor. Burada direnen insanlara yine dediğim gibi ücretsiz yemek standları bulunuyor ve insanlar evlerinden getirdiği yiyecek içecekleri standlara koyarak buradan Gezi Parkı'nda bulunan insanlara veriyor. Bugün de burada yine İstanbullu hekimlerle bir araya geldik. Buradaki onlarla buluşmamızın nedeni birincisi elbette bundan sonra ne yapacağımızı konuşmak. Çünkü hekimler şu aşamada o kadar çok acil hasta çıktı ki ortaya. Acil hastalara bakmaktan ve dikkatlerini oraya vermekten dolayı gerçek hastalara, diğer hastalara dönüp bakamıyorlar. Bugün de Türk Tabipleri Birliği olarak çağrımızı yineledik. Bu polis vahşetinin mutlaka sona ermesi gerektiğini, tekrar sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ortama dönmemizi arzu ettiğimizi söyledik. Bunun da peşindeyiz. Tüm hekimler, tüm sağlık çalışanları bunun peşinde olacaklar. Hükümetin tavrını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü başından beri Başbakan Erdoğan çapulcular tarzı açıklamalarla geçiştiriyor bütün konuşmalarını. Şu net olarak gözüküyor ki başta Sayın Başbakan olmak üzere hükümet bu meydanın, Taksim Meydanı'nın ve Gezi Parkı'nın verdiği mesajı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Ama eninde sonunda anlayacaktır. Tıp öğrencileri çok ciddi bir çaba sarf ediyor. Yaralılara yardım ettiniz. Cuma gününden itibaren gelişen olaylarda neler söyleyeceksiniz?
Ya biz tabii ki hani tıp öğrencisiyiz. İnsanlara yardımcı olmak zorundayız. Yaralılara her zaman yardımcı olmak zorundayız. Yani din, dil, ırk farkı gözetmeden zaten buradaki direnişte de hiçbir şekilde öyle bir ayrım yok. Siyaset yok. İnsanlar insan olduğu için burada. Biz de insanlar insan olduğu için yardım ediyoruz. Her zaman da etmeye devam edeceğiz ihtiyaçları olduğu sürece. Peki yani Türkiye'de pek çok olay yaşandı. Bunu sizle konuşalım. Gezi Parkı'nın farkı ne oldu? Bu kadar farklı çevreden insanları bir araya getirmekti. Ya Gezi Parkı aslında sadece hani medyada yansıdığı kadarıyla birkaç ağaç deniyor ama burada olan şey birkaç ağaçtan çok daha fazlası. Ya burada olayların başlaması hani zaten olayların şu anda büyümesinden önce 3-4 günlük bir kamp olayı da oldu. Olayların büyümesinin sebebi polisin sabah 5 esnasında yaptığı bir artık uygun kelimeyle baskındı. Dolayısıyla olaylar çok fazla büyüdü çünkü uygun olmayan bir tutum sergiledi polis. İnsanların böyle bir durumda eylem yapma hakları var, yasal olarak böyle bir hakları var. Ve polis bunu elinden almaya kalkıştı ve dolayısıyla olaylar bu kadar büyüdü. Ve şu anda polisin gerçekten de büyük bir orantısız bir güç kullanımı mevcut. Sürekli bize yaralılar geliyor, sürekli biz bunların pansumanlarını yapıyoruz. Geceleri birçok arkadaşımız burada, 3 gündür buradalar. Özellikle Beşiktaş'ta yaşanan olaylar. Beşiktaş'ta yaşanan olaylar çok daha acı verici. Şu anda orada tıp öğrencilerinin hani kendilerinin çalıştıkları reviler dağıtıldı. Oradaki ilaçlar bir kısmına el konuldu. Çok çirkin olaylar dönüyor hani o civarlarda ve bunların maalesef medyaya yansımıyor. Sadece sosyal medyada var. Dolayısıyla bu biraz acı verici bir durum ama tabii ki de Beşiktaş'a da biz elimizden geldiğince yardım götürmeye çalışıyoruz. Gezi Parkı oldukça renkli görüntülerin sahne oluyor. Az önce de Beşiktaş'tan gelen biber gazlarına rağmen insanlar coşkusunu yitirmiyor. Ya burada coşku olması normal. Burası kurtarılmış bölge şu anda. Buradaki birçok insan yine oraya gidecektir ama burada yani birçok insanın yine kalması lazımdır. Bu coşku biraz da şeydir artık yani simgeleşti burada. Bunun yaşanması lazım diye düşünüyorum. Ama emin olun birçok insan yine Beşiktaş'ta gerekeni yapmaya gidecektir yani. Direniş gayet iyi gidiyor. Zaten bu sadece hani Gezi Parkı üzerine olan bir direniş değil. Baskıcı bir rejime karşı insanlar bir araya toplandı burada. Ve hani 2-3 tane ağacın kesilmesi belki sadece hani başlangıç alevlendirdi bunu bu şekilde. Burada hani tiyatroların kapanması ile ilgili yasa tasarısı görüşülürken mecliste onu protesto eden insanlar da var. Ve hani birçok koldan insanlar var ve kalabalığı görüyorsunuz zaten. Eğer çekerseniz yani her tarafı. Neden bahsettiğimi çok iyi anlayacaksınız.